Evet değerli izleyenler, Denizli Spor Teknik Direktörü Sayın Osman Özköylü ile beraberiz. Hocam 3. hafta kendi sahamızda Hatayspor beraber aslında çok üstün oynadık. Gerçekten pozisyon vermedik diyebiliriz. Ama sonuca gidemedik. 3. bölgede sınırlı kaldık biraz. Neler söyleyeceğiz? Yani sen gayet güzel özetledin olayı. Maç içinde oynamaya çalışan, tempo yapmaya çalışan, topa sahip olmaya çalışan bizdik. İlk yarı bu anlamda biraz hatalar yaptık. Kolay top kayıpları yaptık ve neticede rakibin istediği atakları bulmalarına yardımcı olduk işin açıkçası. Oyunculardan en çok istediğimiz şey topun bizde kalması, sabırlı oynamaları ve oyunun mümkün olduğu kadar kenardaki oyuncularımızla oynayarak rakibin açılmasını sağlamak. Ama biz basit top kayıplarıyla verdiğimiz pozisyonlardan dolayı rakip ilk yarı birkaç tane ciddi pozisyona girdi. Bu pozisyonlarda kaleci adam başarılıydı. Oyunun genelinde topa daha çok sahip olan bizdik. Üretmeye çalıştık ama senin de söylediğin gibi 3. bölgede maalesef işte orada çok fazla kalamıyoruz. Çok fazla üretken olamıyoruz. Orada işte Burak Çalık'ın kişisel becerisine kalıyoruz. O da tam şu anda henüz %100 hazır değil. %100'üyle oynamıyor ama bütün gayretiyle elinden geleni gösteriyor. Pozisyonlar bulduk. Atabilirdik. Yiyebilirdik. Yani böyle bir maçı oynadık işin açıkçası. Önemli olan böyle bir direnci ve mücadeleyi ortaya koyabilmek. Biz henüz daha hazır değiliz. Gerçekten hazır değiliz. Hep söylüyorum. Birçok oyuncumuz sonradan bizim aramıza katıldı. Birçok oyuncularımız ilk kampı hiç görmediler. Yeni aramıza katılan oyuncular var. Daha kadromuza girmeyen oyuncular var. Yani ileriki haftalarda ben hep söyledim. 5-6 hafta bizim ihtiyacımız var. Sabra ve zamana ihtiyacımız var. Ama bu süreçte çocuklar gerçekten bence bugün çok olağanüstü bir gayret gösterdiler. Çaba gösterdiler. Bu sıcak havada yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştılar. Evet, ufak tefek hatalar yaptık. Rakibe de fırsatlar verdik. Karşımızdaki takım da birkaç senedir bir arada oynayan, birbirini çok iyi tanıyan, ne yapacaklarını, nasıl oynayacaklarını çok iyi bilen bir takım. Böyle bir takım karşısında bence iyi bir oyun oynadık. Sadece eksiğimiz goldü. İnşallah artık bu maçı böyle kapatacağız. Söylediğimiz gibi 3. bölgede biraz daha etkili olmamız lazım. Biraz daha topa fazla sahip olmamız lazım. Ki o zaman biz daha etkili bir takım oluruz. Hocam Gazişehir maçına baktığımızda özellikle maç başlangıcını çok iyi yapmıştık. Sürekli sizin sisteminizde yer alan, kaybettiğimiz anda hemen 2 kişi 3 kişi basıp topu kazanma. Bu maçta sanki biraz eksik kaldı gibi. Maç başlangıcını sanki iyi yapamadık gibi. Bir de benim gözlemim sanki biraz yorgunluk vardı gibi oyuncularda hocam. Evet, özellikle Adana Demirspor maçı bizi inanılmaz yordu, çok tüketti. Oradaki aşırı sıcak, aşırı nem, aşırı su kaybı oyuncuların maalesef toparlanmasını geciktirdi. O yüzden tam anlamıyla istediğimiz seviyede değildik. Yani tempo olarak buna rağmen, bu yorgunluğa rağmen rakipten çok daha tempolu göründük. Yani bunu da söylemek lazım. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. İki tane üstte çok ağır maç oynadık. İnşallah o yorgunluğu attığımız anda Altınordu maçında tekrar diri, önde basan bir Denizlispor olacak inşallah. Hocam son bir transferimiz geldi forvet bölgesine. Bunun değerlendirmesi. Yani Salami iyi bir oyuncu. Üçüncü bölgede bizi tutabilecek, gol bölgelerinde bize etkili olabilecek bir oyuncu. Ama tabii onun da gelmesi, antrenmanlara başlaması, takıma yetişmesi biraz zaman alacak. Onun da bir en az 3-4 haftaya ihtiyacı olacak yani. Son olarak hocam haftaya zorlu bir deplasman var yine. Bu maçla ilgili düşünceler. Yani Altınordu maçları her zaman zor olmuştur. Genç bir takım. Ta 13-14 yaşından beri ne yapacaklarını bilerek oynayanlar, A takıma hazır gelen oyuncular, genç oyuncular, kendini ispat etmeye çalışan bir takım Altınordu. Zor bir maç bizi bekliyor. Orada akıllı ve dikkatli oynamamız lazım. Kendi oyun sistemimizi mutlak surette rakibe kabul ettirmemiz lazım. Oyunun kontrolünü mutlaka elimize almamız lazım.